Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Aynı fırsatta tüm bayraklarımızı görebilir miyiz? Yıkılmayı sever Allah. AK Parti Pursaklar 6. Olağan Kongresi geniş bir katılımla başarıyla tamamlandı. Kongreye AK Parti'nin çeşitli kademelerinden önemli isimler katıldı. Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Mustafa Şen'in yanı sıra. Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan, Vedat Bilgin, Lütfiye Selvaçam, Zeynep Yıldız, Osman Gökçek ve Kurtçan Çelebi de salonda yer aldı. Ayrıca İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan da etkinlikte hazır bulundular. Ankara'nın farklı ilçelerinden gelen AK Parti teşkilat mensupları kongrede yer alarak birlik mesajı verdiler. Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Etimeskut, Keçiören, Kızılcahamam, Çankaya, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçe başkanları gibi birçok isim salonda yer alarak kongrenin coşkusuna ortak oldular. Cumhur İttifakı'na mensup temsilciler de etkinlikte yer alarak destek verdiler. Kongrede konuşma yapan AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, 3 Kasım'ın hem Türkiye hem de AK Parti için taşıdığı önemi dile getirdi. Bu tarihin bizler için ayrıyetten bir önemi var. Biliyorsunuz 22 yıl önce bugün 3 Kasım 2002'de ülkemiz için, Türkiye'miz için Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider doğuyor. Ve Türkiye 3 Kasım 2002 tarihiyle beraber yüksek bir tırmanışa geçerek vatanımızı, milletimizi, savunma sanayimizi buraya kadar taşıyor. 3 Kasım 2002'nin önemi neyse 3 Kasım 2024'ü de benim için o kadar önemlidir. Nasıl 3 Kasım 2002'de ülkemiz tırmanışa geçtiyse 3 Kasım 2024'te de Pursaklar yeni bir başarı hikayesini yazmanın tarihini bugün itibariyle başlatmıştır inşallah. Kongrede yapılan oylama sonucunda İbrahim Kopan yeniden AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'na seçildi. Uğurlu olsun, güzel bir kongre yaptınız. Neler söylemek ister? Abi teşekkür ederiz. Öncelikle hem teşkilat mensuplarımıza hem basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ederiz. Güzel bir kongre oldu. Zaten biz bu işe başlarken Ankara'nın en iyi kongrelerinden birisini biz Pursaklar olarak yapacağız demiştik. Elhamdülillah şu anda da yaptığımızı düşünüyoruz. Bizde birlik beraberlik var, samimiyet var. Bir teşkilatta tutuculuk var. Birbirimiz olan samimi çalışma duygusu var. Samimi çalışırsan başarının gelmemesi içten bile değil. Konuşmalarımda da yer verdim. Genel seçimlerdeki metropol ilçe arasında birinciliğimiz, yerel seçimlerde 25 ilçe arasında birinciliğimiz. Böyle güzel bir kongre yapıyorsunuz. Elhamdülillah Rabbim de bize bunu lütfetti. Güzel bir kongre atlattık. Sağ olun. Siz seçim arefesinde ilçe başkanı oldunuz. Ama teşkilata yabancı değildiniz. İyi bir seçim atlattınız. Bunun da semeresi olarak şu anda rahatsınız değil mi? Tabii ben teşkilata, ilçe başkanı olunca teşkilata gelmedim. Ben 2012 yılından beri gençlik kollarından bu yana görev yapan bir kardeşiniz. 2017 an akademiye geçtim. Yaklaşık 3 sene ilçe başkan vekilliği yaptım. 3 sene ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Şu anda da hemen hemen 2 senedir ilçe başkanlığı yapıyorum. Elhamdülillah Rabbim de zamanı geldiği zaman bizden daha iyi yapabilecek arkadaşlar da istediği zaman bu görevi tevdi edeceğiz ama biz kendi son günümüze kadar elimizden gelen en iyisini yapacağız. Teşkilat belediye ile halkla uyum içinde yoluna devam. Kesinlikle şu anda en büyük sloganımız durmak yok, yola devam. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Tüm hızıyla devam ediyor. Elhamdülillah. Süreç gayet güzel. Neler söylemek istersin? Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Bugün bir de 3 Kasım. Rabbime şükürler olsun. Böyle bir yıl dönümündeyiz. Tabii ki Anadolu İhtilali'nin olduğu bir tarih bu tarih. Allah'ın izniyle bizler milletimizin o üst nüzağına, ümmetin üst nüzağına layık olmak için çalışmaları yapıyoruz. Bugün de işte sabah Elmadağ'daydık. Şimdi Pursaklar Kongremizi gerçekleştirdik. Pursaklar'da coşku ve şey mükemmeldi elhamdülillah. Allah razı olsun. İlçe başkanıma da teşekkür ediyorum ekibiyle beraber. Burada Rabbimin izniyle biz bu tazelenişleri, birliktelikleri tekrar yapacağız. Yeniden iman edip yollara düşeceğiz inşallah. İnşallah hem ilçemize hem ilimize, tüm Türkiye'mize hayırlara vesile olacak bu kongre süreçleri. 1 Mart'tan sonra bir durgunluk gibi bir hava yaşadı. Yok, durgunluk değil. Burada biz analizlerimizi yapıyoruz, seçim analizlerimizi yapıyoruz. Nerede ne gibi hatalarımız bu oldu. Planlama dönemi. Tabii ki. Yoksa biz bir anda yani AK Parti dünyanın en büyük partisi. Ve AK Parti öyle bugünün yarın başka bir şekilde öbürsün günü kurtaran bir parti değil. Yani planlı, programlı, inceleyen, anketini yapan,
sahayı gözlemleyen. Öyle bir durgunluk veya bir şey yok. Tamamıyla biz tahlillerimizi yapıyoruz ki sağdan soldan operasyonlarla sipariş teşkilatları operasyon çekilmesin diye. Bunu Cumhurbaşkanımız da söyledi zaten. İlçelerde yaklaşık 25 ilçede 4-5 tane bir değişiklik yeni kanunlarla yönetimde revize ederek çekirdek kadroyu bozmuyoruz. Yok, bizde şöyle bir şey var zaten. Allah'a şükürler olsun, Ankara son 4 yılda Türkiye'de birinci oldu. Ne de birinci oldu üyelikte, ne de performansta, ne de teşkilatçılıkta. Bizim teşkilat mensuplarımız reisin ve genel merkezin Ankara teşkilatı ana taşıyıcı kolonudur. Bu kolon olarak biz kolonlu ufak rütüşler yapılır ama ana taşıyıcı kolundaki o temel turlaları oynatırsak o zaman sıkıntı olur. Onun için biraz önce divan başkanımız, bakın ta partimizin kurucularından Cemal abi divan başkanlığı yaptı. İlçemizde şu an kuruluştan bu zamana kadar, belde kurucunundan bu zamana kadar ilçe başkanlarımızın hepsi buradaydı. Önceki dönem belediye başkanımız, şimdiki belediye başkanımız, önceki de bu şeyi gösteriyor. Büyük bir aile, sağlam bir aile olduğumuzu gösteriyor. Biz Ankara teşkilatları olarak sapasağlam çalışmalarımıza devam ediyoruz.